Asıl kriz oradan patlak verdi vesaire dedi. Yaptığı açıklamalar bunlar. Şimdi bunları konuşuyoruz. Bir yandan da karşımızda bu görüntüler. Ki bu görüntülerin 6-7 ayrı noktada daha ekranlara getirebilsek aynı olduğunu biliyoruz. Ekiplerden video gelince aktarıyoruz. Bu manzara Türkiye Cumhuriyeti'ne dair ne anlatır? Aslında Salim Bey gayet önemli açıklamalarda bulunuyordu. Ben biraz olay bazında, yani yangınlar bazında, bu bir olay. Ama biz biraz isterseniz programı biraz şeye doğru aktaralım. Buyurun. Yani Türkiye'de bir sistem sorunu olduğunu, yani bir sistem sorunu var. Tırnak içerisinde bunu şöyle sloganvari bir şekilde söylersek, Türkiye yönetilemiyor. Yönetilmiyor, yönetilemiyor. Burayı konuşmamız lazım. Yani siz ülkeyi yönetemediğiniz zaman, ülke yönetilemediği zaman, bugün yangın olur, 5 ay önce Gara operasyonunu konuşuyorduk, hatırlayın. Yani rehin alınmış askerlerimizin şehit edilmesini konuşuyorduk, değil mi 5 ay önce? Doğru. Efendim 3 ay önce Çin aşısına mahkumiyeti konuşuyorduk, değil mi? Çin aşısına neden mahkum olduk? Ve 3-4 ay önce Çin aşısıyla ilgili ortaya çıkan aracı şirket neydi? Bu şirket niye çıktı ortaya? Niye direkt alamıyoruz? Dikkat ederseniz, tekrar yangın konusuna gelmek istiyorum. Türk Hava Kurumu'nun uçaklarının alınmaması konusunda bir irade olduğu belli. Sayın Kılıçdaroğlu bu uçakların belediyelere kiralanmasını tavsiye etti, önerdi. Tabii kimseyi bulamadı. Peki Türk Hava Kurumu'nun uçakları niye alınmadı? Niye alınmak istenmedi? İşte ihalelerde biliyoruz. İhalelerde 4900 litre yerine 5000 litre yaparsın. O uçakları saf dışı edersin, ihaleye girilmez. Burada tırnak içerisindeki mesele şu. Bu olay üzerine söylüyorum. Türkiye'nin yangın uçağı ihtiyacı en az çift haneli. En az çift haneli ve çok ihalenin de kiralamanın da. Hadi Türk Hava Kurumu'nu saf dışı ettik. Türk Hava Kurumu'nu baştan saf dışı ettik. Sormamız gereken soru şu. Peki neden 3 uçakla müdahale başladı? Neden çift haneli uçak, yani 12-15 uçak yoktu? Niye alınamadı? Ve neden sadece Rusya ile ihaleye girildi? Yoksa Rusya'da 3 uçak mı kalmıştı da Rusya bize 3 uçak üzerinden mi pazarlık yaptı? Yoksa bu 3 uçak kiralandı mı, kiralanmadı mı? O süreci de iyi takip etmek lazım. Bakın burada bir nokta vermeye çalışıyorum Can Bey. Dikkat ederseniz Türkiye'nin bu cam pazarı ihaleleri dahil, diğer ihaleleri söylemiyorum, cam pazarı ihaleleri dahil hangi ülkelerle şekilleniyor? Rusya, Çin, Katar. Neden bu tür ihalelerde bir ileri demokrasi ve şeffaflığın had safhada olduğu başka ülkeler söz konusu olamıyor? Favori ülkelerimiz bunlar galiba. Burada başka bir şey var. Dikkat ederseniz bu ülkelerin ortak özelliği mesela Katar. Mesela Katar'ın Cumhurbaşkanımıza hediye mi etti yoksa sattığı mı? Biliyor musunuz? Hanginiz biliyor? 450 milyon dolarlık bir uçak vardı, biliyor musunuz? Uçak geldi ama uçağı biz satın mı aldık? Katar bize hediye mi etti? Hediye ettiyse neyin karşılığı hediye etti? Acaba tank palet fabrikası filan, bunlar şimdi hepsini sorgulamamız gerekiyor. Karanlık noktalar. Karanlık noktaların olduğu yerlerde biz bu cam pazarı ilişkilerini sürdürüyoruz. Aşı işinde de böyle başlamıştık dikkat ederseniz. Evet, şu anda yüreğimiz yanıyor, canımız yanıyor. Evet, noktasal olarak belki gelecek yıl bu yanan yerlerden sonra önlem almış olacağız. Ama başka yerde yine bir başka sorun çıkacak. Yönetilme sorunundan dolayı söylüyorum. Yine bir başka cam pazarı yaşayacağız. Mutlaka. İşte Gara'da yaşadık, aşıda yaşadık, şimdi ormanlarda yaşıyoruz. Buradaki temel nokta ülkenin yönetilmediği noktası ama
alt detayda incelememiz gereken Rusya ile biz bu uçak ihalesini niye gerçekleştiremedik? Tam manasıyla niye gerçekleştiremedik? Arada hangi parasal veya pürüzler, parasal dışı bir ilişki söz konusu oldu? İşte Çin'le aşı konusunda olduğu gibi. Bu önemli bir nokta. Yani evet. Rusya ile Türkiye'de bir temsilciliği vardı. Temsilciliği mi beğenmediler? Yoksa parasal ilişkide şeffaflık dışı başka ilişkiler mi oldu, ne oldu bilmiyoruz. Ama bunlar alt detaylar. Ana detay Türkiye'nin yönetilmediğini gösteren bir tabloyla karşı karşıyayız. Aşı da çıkıyor, gara da çıkıyor, orman yangını da çıkıyor. Yarın başka bir yerde çıkacak. Sürekli bir siyah kuğu karşımıza çıkacak. Eğer yönetilmiyorsanız işte Cumhurbaşkanlığı sistemiyle çok hızlı karar alınacak denilirken Rize'de geçen hafta ya sizden rica ediyorum dereye ev yapmayın deniliyorsa, devlet buna önlem alamıyorsa, demek ki işte imar affının sorumluluğunu kim verdi? Ki veya şu tırnak içerisinde soralım. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde gara olsun, aşı olsun, orman yangınları olsun, sorumluluk üstlenen kim? Ben şöyle bir cümle kullanıyorum. Türkiye başkanlık sistemine geçerken bunun öncesinde Cumhurbaşkanlığı sorumsuzdu, sorumluluk ise başbakanlıktaydı. Sorumlu başbakanlığı kaldırdık, sorumsuz cumhurbaşkanlığıyla devam ediyoruz. Oysa bunu sıkça tekrarlarım. Ben devlette bağımsızlık kavramı çok vurgulanır. Alın size Konya örneği. Görevini yapmayan yargı, görevini yapmayan emniyet, 7 vatandaş gitti. Eğer kurumlar çalışsaydı ve görevini yapsaydı o 7 vatandaşımız gidecek miydi? Gitmeyecekti. Çünkü geçmişten beri gelen bir şey var. Süreç var. Her şey belli. İşte barolar var, açıklamalar var, şeyler var. Veya işte bir küçük örnek vereyim. İşte Ünye'de bir hanımefendi ekonomiyi eleştirdi. 8 polis gitti, ters kelepçeyle gözaltına aldı. Nasıl alıyorsun? Sorumlu devlet oturması lazım. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde en üstten başlayarak kim sorumluluk üstleniyor? Kim garanın sorumluluğunu üstlendi? Kim aşının sorumluluğunu üstlendi? Kim orman yangınlarının sorumluluğunu üstlenecek? Üstlenecek kimse olacak mı? Bulacak mıyız herhangi bir sorumluluğu? Sayın Kahveci, bu arada bir son dakika gelişmesi. Türkiye yangınlar için Avrupa Birliği'nden destek talebinde bulundu. Son dakika açıklaması. Haber bizzat Hürriyet Brüksel temsilcisi tarafından yapıldı. Hürriyet Brüksel temsilcisi Güven Özalp imzalı habere göre Avrupa Birliği'nden destek talebinde bulundu Türkiye yangınlar için. Ankara'nın girişimi üzerine Türkiye'nin katılımcı ülkeleri arasında yer aldığı sivil savunma mekanizması aktive edildi. Peki kim ne uçağı gönderiyor? Toplamda 3 uçak gönderilecekmiş. İspanya 2, Hırvatistan 1 adet Kanada Air uçağı gönderiyor. Tekrar edelim. İspanya 2, Hırvatistan